Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 boyutlu çiçekli güzel bir motif çalışması yapacağız. Bu motifimizi nerelerde kullanabilirsiniz? battaniyelerde kullanabilirsiniz. Çok şık çeyizlik şallarda, etollerde kullanabilirsiniz. Uygun ince iplerle çok çok şık olacaktır. Yani dilediğiniz her yerde, kırlentlerde, çanta yapımında gayet güzel olacaktır. Şöyle baktığımız zaman bakınız kat kat çiçeğimiz ve yapraklarımız popcorn bölümlerimizden oluşmakta. Evet şöyle arkasını da çevirip göstermek istiyorum. Kenar olarak 3 sıra kenarımı ördüm ve tamamladım. Daha büyük kenar çalışmak isteyen ya da daha küçük kenar çalışmak isteyen bir azaltıp birkaç sıra daha fazlalaştırabilir. Çeşitli renkler kullandım. Her motif farklı renklerde de çalışabilirsiniz ya da bütün hepsini aynı olarak da yapabilirsiniz. Tamamen kullanım amacınıza göre değişecektir. Eğer evdeki kalan ipleri değerlendirmek istiyorsanız farklı farklı renklerle de bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet hemen kolay gelsin diyerek başlayalım. Kolay gelsin. Motifimizi e, kullanacağınız yere göre ipler tercih ederseniz gayet güzel olur. Batanelerde daha sıcak tutan ipler, e, çantalarda yine çantalık iplerimiz ve diğer kıyafetlerde de koton ipler gayet güzel olacaktır. 2 numaralı tığımı kullanarak ben örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimizi çekelim. Her zaman olduğu gibi birinci zincirin içerisine girerek bir tane halkamızı hazırlayalım. Küçük bir halka hazırladık. Burası motifimizin göbek kısmı. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını bir defa doluyorum. Yuvarlağın içerisine giriyorum. Buradaki kalan ipimizi de sol tarafa yatırıyorum ki arada kalsın. İki tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum araya. Tekrar tığımın başını doluyorum. Giriyorum. Bir defa alıyorum. ikinciyi almıyorum. Birinciye has zincirimiz zincirli olduğu için farklı oldu. Bunlar geri kalan bütün grubumuz bu şekilde olacak. Bir defa doladım. Birini ördüm. Tekrar ikinci. Birini ördüm. Üç tane ilmeğim kaldı. Üçünü tek seferde çekiyorum ve bir tane zincir. Tığımın başını doluyorum. Bir defa örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İpimi de yine gizliyorum arkadaşlar. 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek kapatıyorum. Bir tane zincir. Bu işlemimizi 8 çift olana kadar devam ediyoruz. Yani 1, 2, 3 çift oldu şimdi. 8 tane olunca bırakacağız. 3 tek ilmeğim kapatıyorum. Araya bir zincir. Tekrar dolaşarak bir ikincisini örüyorum. Bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane daha örelim ve görüşelim. Birlikte sayalım. Bazen görüntüde kaçabiliyor. 1, 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 çiftimiz olduktan sonra bir tane zincirimi çektim. 3 tane zincir çekmiştik. Bakın 1 2 3 üçüncüye geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve motifimin iç kısmı, göbek kısmını bu şekilde oluşturuyorum şöyle görelim şu kalan kısmı da hemen keselim zaten altta epeyce bir yürütmüştük o yüzden gizlemeye gerek yok şuradaki ipimizi de biraz sonra öreceğiz altta kalacaktır ikinci sıramızla birlikte her sırada farklı renk öreceğimiz için her sıra sonrasında bu kalan iplerimizi şöyle yatırarak üzerinden örüp gizleyebiliriz şimdi ikinci rengime geçmek istiyorum Tığıma bir tane zincir çekip düğümümü attım ve diğer hazırlamış olduğum iç kısmı aldım. İpimi kestiğim yerden kesinlikle başlamıyorum. Farklı yerden başlayalım. Tabi dilerseniz başlayabilirsiniz ama buradaki amacım buradaki ipimin kalanını da gizlemek. Her ikisi üst üste geldiği zaman bir kalınlık oluşup orayı biraz pot durdurmakta. O yüzden şöyle her rengi kendisinde gizleyelim. Boşken de Yerini yani aynı yerden başlamıyorum. Herhangi bir yerden şöyle bir zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. İpimi sola yatırıyorum. Bunu bir sayıyorum. Bir, iki, üç. Zincirimde dahil 5 tane trabzan örüyorum. Bu noktaya. Bu bir, zincirim bir. Başını bir defa doladım. İkinci trabzanım. Üçüncü. Dördüncü ve 5. trabzanım ördüm. Bununla popkorn yapacağız. 5 tane trabzanım ördükten sonra saymam istiyorum. Kaçıran arkadaşım olursa zorluk çekmesin. 1 2 3 4 ve 5. Beş. Beşinci de çıkarıyorum. 1. zincir çektiğim yere giriyorum. Şu şekilde. İpimi alıp ilmeğimi şöyle daraltıyorum. Arkadan geçirip popkornumu oluşturuyorum. 1 2 3 tane zincirim çekip bir sonraki bir zincirin bulunduğu noktaya giriyorum. Yine ipimi de buradan gizliyorum. 5 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 trabzanlarımızı tam bitiyoruz. 5 tanesini ördüm. 1 2 3 4 5 birincinin üzerine batıyorum ilmeğimi tekrar tak bu arkadan kapatıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir daha yapalım doluyorum bir zincir çektiğim yere 5 tane ikili trabzanım örüyorum 1 2 3 4 ve 5 birinciden sonra ilmeğimi çekiyorum 1 2 3 tüm bir zincirlere birer e, popcornu yapalım sonrasında görüşelim. 8 tane popcornumuzu ördüm. 3 zincirimi çektim. En son şu arkaya batıyorum toplama yerine ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve yeni rengimiz için hazırlığımız tamam olmuş oluyor. Bakın iki rengimizi ördüm. Çok güzel oldu. Arkadan da bakın iplerimiz gizlendi. Şimdi bunun da yine aynı buradan başlamıyoruz. Biraz daha geriden başlıyoruz iplerimizi gizliye gizliye örüyoruz. Yeni rengimi aldım. Bir zincirimi çekiyorum. Ben rengarenk şeyler örmekten çok hoşlanıyorum. Böyle rengarenk örmek isteyen arkadaşlarımız tabi kalan iplerle de yapabilirsiniz bunu farklı farklı çiçekler ee, çalışabilirsiniz kullanacağınız battaniyelerde de öyle de gayet güzel olacaktır. Evet ipim burada bir tane zincirimi tekrar çekiyorum tımdan çıktığı için yenileyelim zincirimizi aynı yerden başlamıyorum karşısından bir yerden başlıyorum 3 zincir çekmiştim bakınız 3 zincir çektiğim yere ön yüzden bakın şuradan şu şekilde girişimi yapıyorum ön yüzden şöyle giriyorum hiç fark etmez hangisinden olursa giriyorum ipimi yatırıyorum buraya bir tane sık iğne ile sabitliyorum ve bunu bir sık iğne olarak sayıyorum modelim için ikinci sene tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum tek seferde çekiyorum bir sık iğne bir defa yarım trabzan ördüm tekrar tığımın başını doluyorum İkili trabzan örüyorum bir iki bir daha tığımın başını doluyorum. 1 2 iki. i̇ki tane ikili trabzanımı ördüm. Öncesinde bir sık iğne, bir başını dolayıp tek seferde çektim. İki tane trabzan. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İki tane trabzan örüyorum. Buranın ayna görüntüsünü yapıyorum. Bir, iki trabzanım önce. Zincirden sonra bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum ve bir tane sık iğnemi bu 3 zincir içerisine örerek tamamlıyorum. Şuradaki yapmış olduğumuz bölümlerimiz olacak daha önceki motifimizin iç kısmında bakın şu kısımlarımızı örmekteyiz şimdi. Evet tekrar diğer üçe geçiyorum. Bakın ipimi de arkadan götürmüştüm. Halen devam ediyorum. Bir tane sık iğne ile geçtim. Başını doluyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum 1 2 tekrar başını doluyorum 1 2 bir tane zincirimi çekiyorum Dilerseniz iki de çekebilirsiniz ayna yapıyorum önce iki trabzan sonra başını doluyorum sonra sık iğne ve yine diğer gruba sık iğne olarak geçiyorum bu şekilde tamamlayalım. Son sık iğnemi ördükten sonra diğer tarafa geçiyorum, bağlanıyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekip yeni yuvaları arkadan hazırlıyorum. 2 sık iğnenin olduğu yere girerek kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Yine arkadan 2 sık iğnenin bulunduğu yere giriyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Üst sıra için yerimizi hazırlamaktayız. 1 2 3 4 5 çeviriyorum. Son zincirimize kadar ördüm. Bir iki daha ekliyorum. Ve hemen battığım yere bakın zincirimizin kendisine değil battığım yere gelip burayı bağlıyorum. Bir tane de zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum. Yuvalarımız hazır hale geldi. Şimdi diğer rengimize geçebiliriz. Evet şimdi yine diğer rengime bir tane zincirimi çekiyorum. Arkadaki hazırlamış olduğum yuvanın ilkinden başlıyorum. Kopardığımız yerden değil daha ileriden başlıyorum bir tane sık iğnemle başladım bir defa başını doluyorum tek seferde çekiyorum bir tane trabzan ikili olarak örüyorum yanına ikili ikinci trabzanım örüyorum bir sık iğne bir defa başını dolayıp tek seferde çektiğimiz yarım trabzanımız yani tek trabzan da diyebiliriz bir defa da alıyorum iki defa da aldım iki trabzanım şimdi başını bir iki defa doladım bir iki 3 defa da aldığım trabzanı ve 2 tane zincir tekrar başını 2 defa doluyorum aynı yere batıyorum yine ayna yapıyoruz burada tam tersine dönüyoruz 2 defa doladığım ördüm yanına 2 trabzanımı örüyorum 1 bir, bir defa dolayıp 2 defa çektiğimiz trabzanımızı başını doluyorum ve 1 tane sık iğne tığımızın başını tekrar bir defa dolayalım hemen şuradaki popcornumuzdan bir tane alalım ve trabzan örelim buraya bağlandık bakın sonra tekrar arkaya geçiyorum bir tane sık iğne azdan çoğa doğru bir defa dolayıp tek seferde çekiyorum bir defa dolayıp iki defa da örüyorum ikinci kez aynı işlemi yapıyorum üçüncüsünde iki defa doluyorum ve iki zincir şimdi bir tane sık iğne ikincisi başına tek dolayıp alıyorum iki tane başını bir defa dolayıp iki defa da ördüm trabzanın başını iki defa dolayıp üç defa da ördüm trabzan 1 2 3 dört beş tane de bitirin ve iki zincir şimdi ayna görüntüsü yapıyoruz ayna görüntüsünde de buradan şu tarafa doğru gidiyoruz yani ilk önce iki defa başını doluyorum zincirden sonra İki tane başını birer defa doladığım ve iki defa da çektiğim trabzanım başını bir defa dolayıp tek seferde çektim ve sık iğne. Aynı görüntümüz de bu şekilde olacak. İki defa doluyorum. Üç defa da alıyorum. İki tane başını bir defa ördüğüm, ördüğüm trabz, doladığım trabzanım örüyorum. Başını bir defa dolayıp tek seferde çektiğim trabzanım ve sık iğne. Arkasından tığımı başını doluyorum. Öne geliyorum, popkornumu şöyle belinden ya boynundan yani çok da belinden değil boynundan diyelim en üst kısımdan bir iki defa da örüyorum. Tekrar bir sık iğnemle yuvaya giriyorum, başını bir defa doluyorum. İşlemlerimi aynı şeklin tekrarıyla bitiriyorum. Çiçek yapraklarımızı birer birer ördüm. En sona geldim. En sonunda yine sık iğnemden sonra trabzanımı örüyorum. Ve şu şekilde tamamlıyorum. Birinci sık iğnemin bulunduğu yere batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve başlıyorum. Arkaya zincir çekeceğiz. Şu kısma da şöyle monte edersek daha güzel olacaktır. Zincirimiz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Buradan şu görmüş olduğumuz bölümümüz var bakınız şurası. Şu kısma girelim tam araya. Şöyle girip batalım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çeviriyorum bakın. Şu kısma giriyorum. Her ikisinin eleşme noktasına 1 2 3 4 5 6 7 8. İpiniz ince ise daha az zincir çekebilirsiniz. Benim ipim bayağı dolgunca. Etrofil marka ipim Babycan. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle girdim. Evet sona kadar bu şekilde yeni yuvalarımızı kuralım. Sona kadar ördüm. Başlangıçtaki bakın zincirimiz hemen şu noktadaydı. Hemen şuraya geliyorum. Her ikisini şuradan da alıyorum bakınız birleştiriyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra kapatıyorum. Şöyle yeni yuvalarımızı görüyoruz yeşil rengimizle örmeye devam edelim arkasını çeviriyorum yine aynı şekilde herhangi bir yerden örmeye başlıyorum bir tane sık iğne hep aynı başın doladım iki trabzanı bir ikinci örüyorum bu kez iki defa üçlü trabzanımız örüyoruz 1 2 3 bir tane daha yapıyorum her sıramızda birer fazlalaştırdık bakınız 2 tane 3 defa da ördüğümüz trabzanımız. Yani 2 defa doladım. 2 zincirimi çektim. Yine ayna yapıyorum. Yani 2 defa başını 2 defa dolayıp alıyorum. 1 defa başını dolayıp 2 defa alıyorum. 1 defa dolayıp tek çekiyorum ve sık iğnemi örüyorum. 2 defa doladım ve 3 defa da çekiyorum. 2 defa doluyorum. Başını 1 defa doladım. 1, 2. Başını 1 defa doladım. 1, 2, tek sefer doluyorum kapatıyorum bir tane sık iğne şöyle yaprağımızı ördüm ve tığımın başını bir defa doluyorum şuradaki pembemden girerek bir tane trabzanım örüp buraya kenetleniyorum ve yeniden arkada aynı işlemimi yapıyorum bir tane sık iğne bir defa başını dolayıp tek sefer iki trabzan bir defa dolayıp iki defa da aldım. İki defa doladım trabzanım. İki zincirim. Tekrar iki defa doladım. İkinci kez. Bir defa doluyorum. Bir defa doluyorum tek seferde dolayıp çekiyorum bir tane sık iğne ve pembeme gelerek ön yüze trabzanımı örüyorum ve yeşilimi aynı işlemlerin tekrarıyla sona kadar bitiriyorum trabzanımı ördüm son bitişte başlangıç noktama gelerek şöyle kaydırıyorum aşağıya şuradaki bölüme de ilmeğimi kaydırdıktan sonra yine zincirlerimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen şöyle batalım. Diğer yuvaları yaptığımız gibi yuvalarımızı yapalım. başlangıcımıza kadar yuvalarımızı örerek geldik başlangıç noktamızda birleştirmemizi yaptık bir zincirimizi çekip ipimizi buradan kestik artık çiçek kısmımızı tamamladık şimdi motif formatına çevirelim etrafını trabzanlarımızı örerek motif haline getireceğiz bir tane zincirimi çekiyorum düğümümü attım Arkayı çeviriyorum. Herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Giriyorum. 1, 2, 3 Battığımı 1 olarak saydım. İpimi gizliyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımızı örelim. 2, 4, 6 ve 7. tığın başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 7 trabzan da buraya örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayıp diğer yuvaya geçip 7 trabzan örüyorum bakın şu ikisinin arasında çekmemiştim burayı köşe olarak ayarlayacağım için iki zincirimi çektim 7 trabzan buraya 7 trabzan da yanına zincir çekmeden örelim şöyle görmenizi istiyorum iki grubumuza arasına zincir olmadan 7 trabzan 7 trabzan ördüm şurada iki zincir çekmiştim bakınız ikişer gruplar halinde iki tane zincirimiz çekeceğiz iki grubu zincirsiz örüyorum şöyle 7 tane 7 tane ördüm 2 zincir çektim 7 ördüm 7 ördüm şimdi 2 zincir çekiyorum 1 ve 2 buraya geçiyorum ve buraya 7 7 örüyorum 2 zincirimizden sonra 7 ve 7 ördüm tekrar iki tane zincir çekiyorum son iki grubum kaldı bunları da 7'şer 7'şer örüyorum ve dört tane köşemizi oluşturacağız 1, 2 bu üçüncü örüyorum. Geçişte de dördüncü ve son köşemiz olacak. Köşelerimizi örerek geldim. Şöyle arkadan daha güzel görüneceği için göstermek istiyorum. İlk iki zincirimiz birinci köşemiz. İkinci iki zincirimiz ikinci köşe. Üçüncü ve son birleşme noktamız dördüncü köşemiz olacak. İki tane zincirimi çekiyorum. trabzanın tepesine batıyorum ve ilmeğimi şöyle kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ilk trabzan üzerine ikinciye batıyorum ördüğüm trabzanların üzerine birer birer örerek ilerliyorum zincirimize kadar gelelim Evet zincirime kadar ördüm buraya bir zincirin içerisine ve iki köşemizde artış yaptık tekrar iki zincir çekiyorum aynı yere iki tane daha trabzan örerek köşe artışımı yapıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanım ördüm. Aradaki diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum. Yine bütün köşelerimizde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örerek sona doğru devam edelim. Artışlarımızı yaparak son köşemize kadar geldik. Başlangıcımızın bulunduğu yerdeyiz. Buraya da iki tane trabzanım örüyorum. Bir ve iki. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanım örüyorum. Artış yapmadan başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi üç zincirin üzerine geçişi yapıyorum. Dilerseniz bu şekliyle bırakabilirsiniz. Dilerseniz bir sıra daha örebilirsiniz. Ben bir sıra daha örmek istiyorum. Yine aynı işlemlerimizi yapıp ikişer ikişer artalım. Buradan başlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine birer birer ilerliyorum. birer birer örerek geldim artış köşemdeyim hemen şurada köşemize iki trabzan örelim yine iki zincir köşelerimiz hep bu şekilde ne kadar büyütürsek büyütelim bütün köşelerimizde aynı işlemimizi yapalım iki trabzan iki zincir iki trabzan diğerlerini de aynı şekilde örüp sonda görüşelim Üçüncü sıramızın sonuna geldik. Şöyle görelim. 1, 2, 3. Bütün köşelerimizi yaptık. Şöyle arkasını çevirince daha güzel görünecektir. İkişer ikişer artışımı yaptım. Başlangıç ve bitişin olduğu yerdeyim. İki zincirimin olduğu yere iki tane trabzanımı örüyorum. Yine zincirlerimi iki olarak çekiyorum. Tekrar diğer köşenin artışı olan iki trabzanımı örüyorum. Ve buradaki bir önceki sırada arttığım trabzanlarımı örüyorum bir üst sıraya geçmeyeceğim için 1 2 ve üçüncü zincir yuvasının içerisinden ilmeğimi kaydırıp bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum ve motifimi tamamlıyorum Evet motifimiz bu şekilde tamamlandı. Şuradaki ipimizi de arkaya gizleyeceğiz. Çok güzel oldu. Sizler de umarım beğenmişsinizdir bu güzel çalışmamızı. Şöyle arkasından da bir daha bakalım. Ön görünümü. Evet, bir çalışmamız da bu şekilde sona erdirdik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.